Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte HTC Desire 626'ya bakıyoruz. Telefonun tasarımıyla başlayalım. Standart HTC çizgilerini koruyan tasarım bizlere ya neyi koruyacağız diye düşündürttü. Arka tarafında 13 megapiksellik kamerası ve geceleri tavşan gibi kalmamızı sağlayan bir adet flaşı bulunuyor. Bu flaş çift ton değil, şimdiden ayıktırmış olalım. Sağ tarafta ses açma kısmı düğmesi ve altında güç düğmesi yer alıyor. Ses tuşları telefonu tek elle tutarken rahatlıkla erişilebilir bir yerde, tebrik ederiz. Kulakta konuşurken benim anladığım kadarıyla ve sizin de şu an görebildiğiniz üzere telefon tabak gibi durmuyor. Çok büyük, rahatsız edici bir görüntüsü yok dışarıdan. Ayrıca cebe koyduğunuzda da yürürken çok büyük bir rahatsızlık vermiyor. Sol tarafta bulunan alanı parçalara ayırmaya üşenip sim kart ve micro SD kart yuvasını aynı yere koymuşlar. Ülkemize satılan modeli tek sim karttı. Ancak bunun çift sim kartlı modeli olduğunu da söyleyelim. Çift sim kart girişi bulunduğu için bu yuva haddini biraz aşıyor. Ancak ülkemizdeki modeli dediğim gibi maalesef ikinci sim kartı desteklemiyor. 2 TB'lık bir micro SD kart desteği bulunuyor. 2 TB micro SD kartı olan arkadaşlar için video bitince 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Üst tarafında kulaklık, alt tarafında USB girişi olan telefonun ön yüzeyinde selfie kamerası, hoparlörü ve avizesi bulunuyor. Hoparlörlerin boom sound olmadığını belirtelim. Sadece alt taraftaki hoparlör, üst taraftaki kısım ise avizeden oluşuyor. Şimdi sıra geldi telefonun teknik detaylarına. Bu telefonun teknik özellikleri atla deve değil. Bunu en başta bir oturtalım. Snapdragon 410 bulunan telefonda 2 GB'lık RAM var. Telefonun kendi belleği 16 GB, NFC ve Bluetooth 4.1 gibi bağlantı özelliklerini taşıyan telefonun 2000 mAh'lik bir pili bulunuyor. Evet, şu an herkes ne 2000 mAh mi diyor, bunu duyabiliyorum. Bu rakam gerçekten biraz düşük kalıyor. Akşam eve döner dönmez şarja takmazsanız kendini kapatıveriyor telefon. Yani gün içinde telefonu çok çok sık kurcalamanızda fayda var. 5 inçlik 720p'lik bir ekranı bulunan 626'da emin olun pikselleri saymıyoruz. Kötü bir ekranı yok, buradan bunu belirtelim. Android 5.1 ile birlikte gelen telefon HTC'nin alışılmış ve kullanımı bir hayli kolay olan HTC Sense arayüzünü kullanıyor. Dilerseniz gelin bir de testlere göz atalım. Telefonun biraz da kamerasından bahsedelim. Kamera menüsüne baktığımız zaman HTC'nin üst düzey telefonlarından biraz daha az özelliği olduğunu görüyoruz. 5 megapiksellik ön kamerası şahsen beni çok mutlu etmeli. Özellikle iki arkadaş yan yana ve fotoğrafı portre modunda çekmek isterseniz kadrajı sığmak için bayağı uğraşıyorsunuz. Arka kamerasından da üst düzey bir 13 megapiksel beklemeyin. Özellikle az ışıklı ortamlarda çektiği fotoğraflar bizleri güldürmüyor.
Gündüz ya da bol ışıklı ortamda herhangi bir sorun olmayan telefon saniyede 30 kare 1080p video çekebiliyor. Yalan söyleme bana, gözlerin anlatıyor her şeyi. Yalan söyleme bana. Hızlıca oyun testlerimizi de yapalım. Oyun testimizi her zaman olduğu gibi 15 dakika boyunca bir oyun oynayarak yapacağız. Bu seferki oyunumuz yine Mortal Kombat X. Mortal Kombat X'i oynayanlar aranızda illaki vardır. Mobil platformlarda grafikleri güzel olan oyunlardan birisi. Telefonun donanımını zorlayabilecek oyunlardan birisi olduğunu söylemeliyiz. Testimize başlamadan önce telefonumuzun sıcaklığı 27 dereceydi ve pilimiz %90 seviyelerindeydi. Oyunu full parlaklıkta, Wi-Fi açık, NFC açık şekilde oynadık ve pilimiz oyunun sonunda %83 seviyelerine düştü. Yani %7'lik bir düşüş var. Aslında benim tahminimden çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Günlük kullanımda pil daha düşük bir performans sergilerken oyun konusunda bizleri üzmediğini gördük. Bunun yanında telefonun ısısı biraz yükseldi arkadaşlar. 27 derece olan ısı ortalama 40 dereceye kadar çıktı. Yani 13 derecelik bir ısı artışı oldu telefonda. Gerçekten plastik arka kapağı tuttuğumuz zaman bu ısıyı hissedebildiğimizi belirtmeliyim. Ama oyunun oynanışı hakkında şunları da söylemeliyiz. Oyun kasmıyor, donmuyor. Çok arada bir FPS düşüşleri yaşıyoruz. Bunlar da oyun zevkini hiçbir şekilde engellemiyor. Mortal Kombat X gibi sağlam donanıma ihtiyacı olan bir oyunu bile çok fazla zorlanmadan çalıştırdı. Tabii zorlanmama kısmı da sıcaklığa yansımış gibi duruyor. Telefonla ilgili yavaş yavaş son sözlerimize gelelim. Bu telefon çok üst düzey performans telefonu değil, ancak giriş orta sınıfı seviyesinde tasarım olarak ilk sıralara oynayabilir. Ortalama 1000 TL'lik fiyatıyla benim telefonumun tipi düzgün olsun, sosyal ağlarda sıkıntısız dolaşabileyim ve bilindik bir marka telefon kullanayım diyorsanız HTC Desire 626'yı tercihleriniz arasına sokabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte HTC Desire 626'yı inceledik. Telefon hakkındaki yorumlarınızı eksik etmeyin. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.